Sayın Protokol, dernek temsilcilerimiz, Sayın Muhtarımız, kıymetli basın mensupları ve misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Temmuz ayı içerisinde Uşak Kent Konseyi Başkanı'nı seçeceğiz. Bendenizi pek çok arkadaşımız tanıyor ama çok kısa olarak kendimden bahsetmek isterim. Bendeniz Ahmet Kozak, 1968 Eşme doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi Uşak'ta, üniversite öğrenimimi Afyon'da tamamladım. 89 yılından beri gönüllü toplum kuruluşları, basın ve ticaret olarak Uşak piyasasında çalışıyorum, görev yapıyorum. Yıllardır Kent Konseyi'ni uzaktan takip ediyorum. Ve bu seçimde aday olmaya karar verdim. Ama niçin aday olmaya karar verdim? Arkadaşlar, burası çok önemli. Ben Eşme'nin Çaykışla köyündenim. Annem var, benimle beraber yaşıyor şu an. 86 yaşında. Bizim evimizin tam karşısında bir su musluk deriz biz köylerde var. Ve annem benim çocukluğumda oraya su götürürdü sürekli. Şimdi bizim köydekini kaldırdılar artık araçlar çıktığı için. Ama Eşme ile Kul arasında bir tane hala su musluğu arkadaşlar var. Buradan şunu anlatmak istedim arkadaşlar. Bizim amacımız her zaman toplumun, mesela özellikle Kent Konseyi neyi ilgilendiriyor? Gönüllü toplum kuruluşlarını ilgilendiriyor. Yani mesela Eda Hanım var, bakın Aysun Hanım var. Bila bedel neye çalışıyorlar? Bu insanların iyiliği için çalışıyorlar. Ben de şöyle dedim. Bu insanların iyiliği için çalışanların en iyi sesi ben olurum diye düşündüm. Yani Uşak'ta 250 tane dernek varsa, işte 21 tane muhtarımız varsa, efendim diğer spor kulüpleri, cami dernekleri varsa, ben bunların dert ve sıkıntılarını başta Sayın Valimiz Funda Kocabüyük hanımefendi olmak üzere Sayın Valimize ve belediye başkanımıza, yani mülki idarelere daha iyi aktarırım diye düşündüm. Son küçük bir anekdotta daha bulunmak istiyorum. Aday olunca ziyaretlere başladım. İnsanları çağırıyorum. Sayın tabii ki başkanımıza öncelikle ziyarette bulundum. Aybey Muhtarı Ramazan Kozak var. Dedi ki amacın nedir dedi. Amacım dedim, bakın Uşak'ı ikiye bölürsek dedim, sizin mahallelerinizin olduğu yerler daha kırsaldır dedim. Ama Kemalöz gibi, Cumhuriyet gibi, Fatih gibi yerler daha lükstür dedim. Senin mahallenden bir kişi birinci sınıf restoranda ne kadar iftar eder veya yemek yer? Diyelim ki şehrimizin güney tarafı ne kadar yer? Arada bir fark var mı dedim, var. İşte biz bu farkın sesi olmalıyız. Bunun sesi olabilir miyim diye aday oldum dedim arkadaşımıza. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İnşallah hep beraber Uşağımızda güzel çalışmalara, güzel hizmetlere imza atacağız. Yani isterseniz tek tek kuruluşlarınızla da size teşekkür edebilirim. Ege TV, Ege TV, efendim TRT İsmail Bey, Ayhan Bey, Şenol Bey, Elif Hanım, Sevda Hanım, bizim Hülya Hanım, tabii bizim arkadaşlar ve katılan yönetim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Geldiğiniz için de ayaklarınıza sağlık diyorum. Başta başkanımız olmak üzere de bize bu imkanı sağlayan, burada Elif Hanım herhalde yerinde. Elif Hanım'a ve başkanımıza ve Yaşar muhtarımıza, Yaşar Oral Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bir arkadaşımız sorudan bahsetmişti. Soru varsa da soru alabiliriz. Evet, şimdi bir şey diyeyim. Soru yok herhalde arkadaşlar. Çok ben Kent Konseyi'nin şu anki başkanı olarak öncelikle yerel basına Kent Konseyi'nin önemini arz edip buraya geldikleri için teşekkür ederim. Kapımız her zaman söylediğimiz gibi herkese açık. Bizim zaten Kent Konseyi'nde oluşumda anlattığımız bir sloganımız vardı. Uşak el ele diye. Tüm başkan adaylarımızın burada açıklama yapmasını ben gönülden arz ediyorum. Çünkü Kent Konseyi'nin önemini yerel basın üzerinden Uşaklı insanlara bilinçlendirmeyiz. Bir de şu var, bazı sorular aldık biz hep Kent Konseyi ne iş yapar diye. Kent Konseyi gerçekten gönüllülük esaslı çalışmalar sürdüren bir kurum. Ve bizim özendiğimizdi. Maalesef başaramadık. Kent Konseyi'ne şu anda temsilci istemek için 600'e yakın davetiye gönderdik biz. Bu kurumların, sivil toplum kuruluşlarının tamamından temsilciyi hala bekliyoruz. 25'ine kadar süremiz var. Ve yeni seçilen başkanla birlikte yine bu başkan kendi şahsi düşüncesini bilemiyorum. Eğer 600 tane sivil toplum kuruluşuna davetiye gönderip de meclislerin oluşumu için üye talep ederse tüm sivil toplum kuruluşlarının kurulmuş olan meclislerimize birer tane üye göndermesini daha önce de arz ettim. Yeni başkanla birlikte bunun olmasını istiyorum. Çünkü ne kadar topluluğumuz çok olursa, Kent Konseyi'nde faaliyet gösteren gönüllü sayımız çok olursa Kent Konseyi başarılı olacaktır. Yeni aday arkadaşlarımızın tamamına başarılar dilerim. Hayırlı olsun seçim şimdiden. Kim kazanırsa çalışmalarında dediğim gibi destek olalım.